Merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere iğne oyası tekniklerinde kullanabileceğiniz iğne ile yapılan ikili şerit zincir nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Sizler bu şerit zincirleri iğne oyası salon takımı yapımlarında, peçete, yatak odası, vitrin, çiçek her yerde kullanabilirsiniz. Her yerde işinize yarayacak modern, güzel zincir modelini göstermeye çalışacağım. sevilinhobileri.com web sitemi de ayrıca ziyaret edebilirsiniz. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Modelimiz için altın başak bu şekilde polyester ipe ihtiyacımız var. İpin renk numarasını merak edenler için ipimizin renk numarası şeker beyaz, iğne ve makasa ihtiyacımız var ve modelimizin yapılışıyla başlıyoruz. Öncelikle iki parmağımıza ipimizi sarıyoruz ve bir sihirli halka oluşturuyoruz. Modelin yapılışını yavaş yavaş detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Sihirli halkama iki parmağımı ipimi sardım. Birleştiği yere buraya bir düğüm atıyorum. Düğümümü iyice sabitledikten sonra böyle bir yuvarlak oluşturdum. Bu yuvarlağın içerisine İki tane zürafa yapıyorum. İpin katına batmayın. Burada yaparken dikkat etmeniz gereken püf noktalardan bir tanesi. Birinci zürafamı yaptım. İkinci zürafamı yapıyorum. Evet, ipin içerisine iki tane zürafam oluşturdum. İlk yapmış olduğum zürafanın içerisine gelerek tek olan ipimi üste alıyorum. Diğerini ise alttan bir kere dolayarak İp atarak geçiş yapmış oluyorum ilk yapmış olduğum zürafanın içerisine. Buradaki düğümümü iyice sabitledim. Şimdi ikinci sırayla devam edeceğim. İkinci sırayı yaparken hemen yanındaki boş olan ilk zürafaya batıyorum. Buraya bir tane zürafa yaptım. Aynı yerin içerisine bir zürafa daha yapıyorum. Ve yine zürafa sayım 2 oldu. Tekrar ilk yapmış olduğum zürafanın içerisine gelerek buraya bir üst bir alt ip atarak geçiş yapıyorum. Buradaki ip atarken şurada görmüş olduğunuz genişliği tam kapatacak şekilde zincirimizi yapıyoruz. Yani fazla bırakırsanız kenardan çıkabilir. Az olursa da toplama yapabilir. Tam ayarında bir ip atıyoruz. Aynı yerin içerisine tekrar gelerek bir zürafa daha yaptım. Tekrar başa geldim. Bir üst bir alt ip atıyorum. Dediğim gibi buradaki ipi atarken bu şekilde ayarlıyoruz. Zaten belli bir aşamadan sonra oradaki ipiniz kendiliğinden oturacaktır ayarı. İkinci zürafanın içerisine gelerek buraya bir zürafa yaptım. Aynı yerin içerisine bir zürafa daha yapıyorum ve zürafa sayım yine 2 oldu. İki tane zürafayı bu şekilde üst üste yaparak metrelerce yapabilirsiniz. İşte salon takımı yapacaksanız, vitrin peçete yapacaksanız, daha sonrasında kenarına misina ile şekil vererek bu zinciri keserek model yapımında kullanabilirsiniz. Instagram'da en çok sipariş aldığım modellerden salon takım modelimin yapılışında genelde bu zincirin yapımını kullanıyorum. Merak edenler için bu videoyu hazırladım. İpimi attıktan sonra ikinci zürafanın içerisine batarak buraya iki tane tekrar zürafa yapıyorum. Zürafalarımızı çok büyük yapmayalım. Bakın, zürafalarım da küçük. Bu kenarlarda kalan iplerimin ölçüleri de küçük. Sizlerin de bu şekilde olması gerekiyor. İpimi atıyorum tekrar. İkinci zürafanın içerisine geldim. Buraya iki tane zürafa yapıyorum. Bir, aynı yerin içerisine batıyorum. Bir zürafa daha yapıyorum. Ve zürafa sayım yine 2 oldu. Devam edelim. İlk başta yaparken eğilmeler olabilir. Zinciriniz dümdüz devam edecek diye bir şey söz konusu değil.
Kenarına misine kullanacağımız için eğri olması bizim için daha iyi olur. Tabii ki aşırı derecede değil. Hafif meyilli olarak zinciriniz uzayabilir. Bunda sorun yok. Ama aşırı derecede bir eğilme söz konusu olursa zürafalarınız dengesiz olmuş demektir. O aşamada zürafalarınızın ikisinin de eşit olmasına dikkat edin. Boyutları anlamında. İpimi atıyorum. İkinci zürafaya iki tane zürafa yapıyorum. Bu zinciri bu şekilde uzatarak devam ediyoruz. Tek yapmamız gereken dediğim gibi ölçüyü iyi ayarlayabilmek. Metrelerce yapıp daha sonra kullanacağınız yere göre keserek kullanabilirsiniz. Biraz hızlandırarak devam ettim. Hani nasıl bir model yaptığımızı görmek adı altında. Bakın zincirimiz bayağı ilerlemeye başladı. Tekrar ip atıyorum. Yan zürafaya geçerek iki tane buraya zürafa yapıyorum. Evet, bu sonucuyu da yapalım ve videomuzu sonlandıralım. Evet, zincirimiz bakın bu şekilde devam ediyor. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şöyle zincir tekrar göstereyim sizlere bir. Görüşürüz.